Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Gaz basıncı ve günlük yaşamda basınç konumuzla beraberiz ve birinci dönemin ikinci sezonuna hoş geldin Tonguç Evladım. Hoş Bey. bulduk hocam. Tebrik ediyorum seni. Evet hoş bulduk diyoruz ve senle beraber yepyeni bir sezona giriyoruz ve çok heyecanlıyız. Artık birinci dönemin ikinci kısmına geldik ve çok eğlenceli geçecek. Biz katı sıvı basıncını bitirmiştik. Basınç ünitemizde şimdi gaz basıncını işleyeceğiz ve bu adamı tanıyor musun? Hadi bakalım söyle bakalım. Da Vinci mi hocam? Hayır öyle Da Vinci değil. Da Vinci başka bir bilim insanıydı ama bu arkadaşımız Torricelli evladım benim. Torricelli. Torricelli vurdu gol. Hayır futbolcu da değil. Torricelli vur, vurdu gol ne demek ya Allah Allah. Bu arkadaşımız çok ünlü bir bilim insanı ve açık hava basıncını bulan arkadaşımız dolayısıyla çok değerli bir bilim insanı bunun hikayesini anlatacağım. çok eğlenceli cıvayla garip kurut deneyler yaptı ve İtalya'nın bilim tarihine geçtiği çok önemli bir adamdır diyoruz ve bu adamın hikayesini öğreneceğiz ama tabii ki biliyorsun sen e, Tonguç Kapın ikinci sezonunda hoş geldin diyorum bu arada ve hangi takımsın söyle bakayım hızlı baykuş var, hocam. evladım hızlı baykuş diye bir şey takım yok ama hızlı işte var bilge baykuş var sen de eğer bu arkadaşlar siz de takımını seçmediyseniz lütfen hemen takımımız için hemen onunla ilgili ufak bir intromuz var. Sonra takımımızı seçtikten sonra da tabii ki görevlerimiz var ve hadi bakalım o intromuzu izleyelim. Tonguç Kapa nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapa katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kap sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirli butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru, takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi tonguç kaptaki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan Tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kap'a bekliyoruz. Ve şimdi tabii ki Tonguç Kap'ın görevleri var Tonguç Evladım Bey'im. Bu konumuzu işledikten sonra konularla ilgili sorular çözmemiz gerekiyor. Süpersonik kitaplarımız şimdi anlatacağım. Dinamo kitaplarımız, Zoru Bankası ve tüm dersler kitaplarımız. Dört tane asıl kitabımız var bizim bu e, sezonda kullanacağımız. Zaten Dinamo ve Zoru Bankası'nı kullanıyorduk. Şimdi Süpersonik ve tüm dersler kitaplarımız geldi. Süpersonik kitaplarımızı hemen anlatmak istiyorum. Çok önemli. Temel, orta ve yeni nesil bir kaynak. Temel, orta ve yeni nesil kaynakta oluşuyor. Hemen sana mesela gaz basıncı işte bugünkü konumuzla alakalı burada hemen testlerimizi göstermek istiyorum Tonguç Elan Bir kere açık hava basıncı ile alakalı temel bir testimiz var. Test 38. Buradaki temel testimizin aslında kısmı şu şuradan başlıyor. Buradan başlıyor buraya kadar bitiriyoruz ve ardından orta seviye testimize geçiyoruz. Ardından da yeni nesil testimize geçiyoruz ve bu temel orta yeni nesil olmak üzere testlerimizi çözdüğümüz zaman artık konularımızı tamamlamış oluyoruz. Hatta ünite sorularında da LGS tarzı sorularımız da var içerisinde. Ve aynı zamanda bu çok önemli. Bizim bütün kitaplarımız tabii ki dijital versiyonunda çözemediğimiz soruların çözümlerini izleyebiliyoruz. Hatta bunların özel videoları da var. Yani bunları, bunlarla alakalı anlamadığımız konular olursa da mutlaka başındaki videolardan da konu özetlerini onu açıklamalarını izleyebiliriz ve buradaki kavramlar jet kavramlar şeklinde açıklamalarımız var. Yani bu seriyi artık bu seneki bu sezondaki bütün ödevlerimize kullanacağız. Süpersonik kitaplarımızı süpersonik kitaplarımız çok daha farklı bir özelliğe sahip. Onu ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim ve tüm dersler kitaplarımız geldi biliyorsun. Tüm dersler fijital bir kitap. Yani fiziksel ve dijital kitabın bir arada olmuş hali bütün soruları zaten dijital versiyonları da var. Aynı zamanda ek olarak sadece dijitalde bulunan Tonguç Evladım benim Milli Eğitim Bakanlığı Burada da yazdığı gibi ortak sınav denemeleri var bunun içerisinde. Biliyorsun artık yazılılar çok daha farklı geçiyor. Yazılılar nasıl geçti? Türkçe biraz zordu hocam. Evet birazcık zordu gerçekten. Türkçe evet herkes öyle diyor gerçekten de. Birinci dönemin birinci yazıları birazcık karışıktı. Şimdi ikinci yazılılar bizim için önemli bir fırsat. Onun içinde ortak sınav denemeleri aynı zamanda yazılıya hazırlık çalışmaları da bu kitabımızın içerisinde fijital kısmında var. Fiziksel ve dijitalin birleşmiş hali aslında fijital demek diyorum. Ve hemen ödevlerimizde buradan göstermek istiyorum. Dinamo kitabımızdan test 30 ile 35 arası. Fen kitabımızdan da. Zoru Bankası'ndan da test 25 ile 29 arası. Buradaki isimlerde yazıyor zaten. Tats uygulamasından da bunları görev girişlerini yaptığınız zaman Tonguç Kap'ta çok güzel bir özellik daha geldi Tonguç abi. Onu söylemek istiyorum. Tonguç Kap'ta artık puan kazanıyorsunuz. Yani puanları kazanıyoruz ve puanları görebiliyoruz. Eskiden göremiyorduk. Şimdi artık puanları görmeye başladık ve gerçekten de kaç puan aldım bugün artık göremiyoruz görebiliyorsun. Kendi puanını görmek için de Tonguç Akademi koma girip lütfen puanını kontrol et. Tabii ki haftalık puanlar e, anlık anlık işlenecek ama haftalık puanları da görebileceksin. Takımına kazandırdın diyorum ve bugün hadi bakalım işleyeceğimiz konu başkanına bakalım. Bir kere bu derste senle beraber Gaz basıncını işleyeceğiz ve günlük hayatta basıncı işleyeceğiz. Gaz basıncını işlerken tabii ki açık hava basıncı denilen çok önemli bir konu işleyeceğiz. Bunu Torricelli e, ispat etti yani keşfetti ve böyle bir şeyin olduğunu doğada. Ve günlük hayatta basınç uygulamaları işte paletler, işte sallıyorum çok tekerlekli kamyonlar veya işte e, sivri topuklu ayakkabılar ve benzeri bunların hepsinin günlük hayattaki basınçla alakalı özel e, örneklere bakacağız seninle beraber. Ve bu konuyu anladım diyorsan da. Seni meydan okumaya davet ediyorum. Bu da tat uygulamasında tamamen ücretsiz bir şekilde Tonguç kap butonunun içerisinde olan bir özellik. Meydan okumaya tıkladığın zaman buradaki testimiz zaten burada gözükecek. 8 fen 8 testini fendeki 8 fen 8 testini çözersen çok rahat bir şekilde bu konuyu test etmiş olacaksın. Yeni nesil sorularla hadi bakalım gaz mısın? Yeni başlayalım. Bir kere hayırlı olsun yeni sezonumuza girdik ve çok güzel bir konuyla beraberiz. Gerçekten de önemli bir konu. Bir kere Tonguç Erhan aslında çok basit bir e, sana bir çizim yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten bu önemli. Dünyamız böyle değil mi Tonguç Erhan Dünyamız böyle. Dünyamızın etrafında bir atmosfer tabakası var. Yani bizi uzaydaki eksi 273 derece olan e, sıcak soğukluktan daha doğrusu çok böyle inanılmaz soğuk olan yerden koruyan bize oksijen veren bize işte işte karbondioksit bitkilere veren buradaki bütün gazların da içinde bulunduğu bir atmosfer tabakası var. Tonguç Elan Bey bu atmosfer tabakasını nasıl hissedersin biliyor musun? Arabayla giderken böyle elini çıkardığın zaman dışarıya arkaya doğru seni iter. Hava hava vardı. Mesela ben şu anda böyle yaptığım zaman elimle havayı hissedebiliyorum. Ve gerçekten de dokunuyorum oradaki moleküllere. İşte bunlar karbondioksit, e, oksijen, azot ve benzeri moleküllerden oluşuyor. Ve bu moleküller Tonguç Elan Bey ben burada duruyorken aslında benim tepemde de duruyor bu moleküller. ...tepemde de duruyor. Yani burada... ...eşek kadar, ta atmosferin bitimine kadar... ...burası uzay, burası uzay... ...burası dünya... Ve bu atmosfer tabakasındaki bütün gazların aslında bir ağırlığı var. Bunlar atomdan oluşuyor. Bu atomların da bir kütlesi var. İşte bu ağırlık benim tepeme tepeme bastırıyor mu Tonguç Erhan Bey? Bastırıyor hocam. Evet bastırıyor. İşte o zaman diyoruz ki bu ağırlıktan dolayı benim üzerimde bir basınç oluşur. İşte bu basınç aslında benim üstümdeki gazların basıncıdır. Çünkü bunlar hepsi bir gaz aslında. İşte bu gaz basıncı Tonguç Erhan Bey'im. benim üzerimde açık hava basıncı olarak hissediliyor. Ve bu gaz gaz basıncı gaz taneciklerinin aslında ağırlığından kaynaklanıyor. Bu kadar basit. Mesela ben mesela şu e işte elimi koyduğum zaman masanın üzerine ne olur? Elim aşağı doğru bir ağırlığı olduğu için basınç uygular. Aynı onun gibi düşünebilirsin. Mesela burada da bak bir tuğlayı taşıdığımız zaman bir basınç uygular mı bize? Evet hocam. Evet aşağı doğru iter. Ve aslında da bunun üzerinde de bir ağırlık var çünkü bunun üzerinde tanecikler var hava tanecikleri. İşte bunu beraber öğreneceğiz. Bir kere bununla alakalı bazı örnekler var gaz basıncıyla alakalı gerçek yaşam durumlarına örnekler çok önemli. Gerçekten de bu hissediliyor. Mesela ben pipetle bu bu arada LGS tarzı sorularda da çok çıkıyor bu tarz örnekler. Ben pipetle böyle e, ağzıma çeksem meyve suyunu, sonrasında pipetin ucunu böyle tıkasam o sırada. Oradaki meyve suyunun e, şeyinden kutusundan bu ucu çıkarsam bunun dökülmediğini keşfederim ve bıraktığım anda geriye doğru döküldüğünü keşfederim. İşte bunu herkes yapabilir. Evinde bir kutu meyve suyu aldığı zaman, kutu meyve suyunu içtiğin zaman pipetle çekersin. Böyle tam diye çektiğin anda böyle bir tutarsın böyle. Ondan sonra Burada sıvının kaldığını hissedersin, pipetin ağır olduğunu hissedersin. Bıraktığın anda o geri döner su. İşte bunun temel sebebi aslında açık hava basıncının yani gaz basıncının aslında o pipetteki suyu durdurması burada Tonguç evladım benim. Ve gaz basıncı büyük olduğu için sıvı aşağı doğru ağır olsa dahi akmıyor. Çünkü gaz basıncı gerçekten çok kuvvetli. Yani açık hava basıncı gerçekten çok kuvvetli bir e, aslında durum işte bunu gerçek yaşam durumlarından Aslında keşfetmeden önce ilk başta Torricelli abimiz keşfetmişti hava bir gaz madde Aslında ve temas ettiği maddelere basınç uyguluyor ve bu basınca da biz gaz basıncı adını veriyoruz yani aslında e, bu gaz basıncı dediğimiz şey bizim ga, havanın gaz madde olmasından kaynaklanıyor ve bunun özel olarak atmosferimizdeki havanın gaz basıncına da biz Açık hava basıncı diyoruz. İşte açık hava basıncı ile alakalı çok önemli bir özellik göstereceğim. Demin sana şunu göstermiştim hatırlıyorsan. Bak hemen şöyle gösterelim. Açık hava basıncı senin üzerindeki gaz tanecikleri. Sen peki şöyle bir tepeye çıksan yani şuraya gelsen. Şuradaki senin üzerindeki taneciklerin miktarı ne kadar olur? Daha mı fazla daha mı az? Yani buradaki tanecik miktarı mı daha fazla buradaki tanecik miktarı mı? Soldaki hocam. Aynen soldaki. Dolayısıyla buradaki açık hava basıncı fazla olurken buradaki açık hava basıncı az olur. Bunu herkes anlayabilir. O yüzden aslında çok güzel bir kural var. Açık hava basıncı yükseklere çıkıldıkça azalır. Alçaklarda artar diyoruz. İşte mesela burada üç tane nokta var. Dağın tepesi deniz seviyesi. Bir kere K noktasındaki açık hava basıncı fikstir ve en fazladır. Çünkü ne kadar aşağıda olursak Açık hava basıncımız o kadar fazla olur. Ne kadar yükseğe çıkarsak aynı burada demin anlattığım gibi açık hava basıncımız o kadar az olur. Dolayısıyla bizim için en fazla basınç aşağılarda deniz seviyesinde en az basınçta en yukarıdır. Everest Dağı'nın tepesi mesela en az açık hava basıncına sahiptir. Ve buradaki basınç farkından dolayı insanların burunları kanayabilir. ...işte farklı farklı komplikasyonlar olur. Başları döner ve benzeri oksijen azlığından dolayı. Dolayısıyla böyle dağ tırmanışçıları genellikle böyle özel hem kıyafetler, oksijen maskeleri alanlar var. Mesela Everest, Everest Tepesi'nin tepesine çıkanlar arkadaşlarımız için. Aynı zamanda basınçla alakalı komplikasyonları gidermek için buradaki çünkü açık hava basıncı değişiyor. Adamın üzerine bu kadar böyle bir yük biniyordu ama yukarı çıkınca adam üzerine bu kadar yük binecek. Bu aslında insanın kan basıncını da değiştirdiği için böyle bazıları kusuyorlar işte bazıları dengesi bozuyor. O yüzden yavaş yavaş çıkarlar dağ tırmanışçıları bir anda çıkamazlar. Bir anda helikopterle git diye orası tepesine kon o zaman yamulursun mesela. Şimdi Torricelli ne yapmış? Torricelli'nin gel senle beraber bir deneyine e, bakalım. Hatta şöyle Torricelli'nin de güzel hikayesini Hemen seninle bir göstereyim bak. Şimdi Torricelli Tonguçelli hanımefendi çok İtalyan bir bilim insanı ve deniz kenarında çok güzel bir kasabada oturuyor. İtalya'nın Bari şehrinde çok güzel bir evi varmış. Böyle gerçekten de güzelce bir evi varmış ve e, burada e, karısıyla mutlu mesut yaşıyorlarmış. Şimdi... Ee, bu arkadaşımız gerçekten de e, bilim insanı olarak bazı araştırmalar yapıyor. Bir türlü de bir şey bulamıyormuş. Çünkü lay, lay lom, sürekli geziyorlar. İtalya'nın her yeri çok güzel. Roma'ya gidiyorlarmış. Venedik'te partiliyorlarmış falan filan. Şimdi dolayısıyla bu arkadaşımız birazcık lay, lay lom olduğu için de e, sürekli e, gezme tozmadan bir bilimsel keşif yapamamış. Dolayısıyla e, gel gelelim deniz seviyesinde bir gün otururken bir civa dolu bir kap bulmuş bu arkadaş. Ve bu civa dolu kabı içine bir tane boru daldırmış. Neden bunu yaptı diyeceksin. Ee, bazıları diyorlar ki işte karısıyla anlaşamadığı için civa zehirli bir madde olduğu için... ...karısını işte zehirlemeye çalışmış. Hal, o sırada işte e, birazcık alayım civanın içinden derken... E, ...dökmüş işte e, devrilmiş bu e, pipet civa içerisine. Ondan sonra tak diye çıkmış. Sonra evreka evraka diye bulmuş diyen arkadaşlarımız var. Farklı farklı teoriler var. Ama günün sonunda acayip büyük bir enteresan bir şey olmuş. O da şöyle... Bu arkadaşımız böyle civanın içinden birazcık alayım derken bir anda e, buradaki boru içine dalınca bir anda bakmış hayda civa yükselmiş. ...yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor... ...civa o kadar ağır bir şey ki... ...mesela ben elimi alsam şuraya... ...şu kadarcık damlası bile elime ağır gelir... ...yani inanılmaz ağır bir metal aslında... ...ve bu metal suyun 14 katı falan ağırlıkta... ...yani mesela su damlası bu kadarsa... ...onun, bu damların 14 katı kadar ağırlığında diye düşün... ...gerçekten de çok ağır bir metal olmasına rağmen... ...sıvı bir metal aslında civa... ...ve bu sıvı metali bu kadar yükseğe çıkartınca demiş ki... Hayda arkadaşım ne oluyor? Bu acayip bir şey. Nasıl bunu çıkartabilir? Hani sen civa gibi ağır bir şeyi 76 santimetre yüksek fırlatabiliyorsun. Sen nesin kardeşim diye düşünmüş, 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 düşünmüş. düşünmüş. Sonra bir anda şunu keşfetmiş. Ya kardeşim bunun buradan fırlayabilmesi için bunun diğer taraflarından bir şeyin itmesi gerekiyor. Yani bu iten şey ne olabilir diye düşünmüş etrafındaki hava tanecikleri. İşte benim üzerimde hani bir hava tanecikleri var ve burada bir ağırlık oluşturuyor. Açık hava basıncı dediğimiz şey vardı ya hani alçak basınç vardı, yüksek basınç vardı. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru rüzgar olayı oluşuyordu. İşte bu hava taneciklerinin şeyi üzerine oluyordu. Alçak basınç, yüksek basıncı şöyle gösteriyorduk. Hemen göstereyim yüksek basınç böyle çok tanecikler oluyordu burada. Alçak basınçta böyle birkaç tane oluyordu. Buradan buraya doğru yatay yönlü hava hareketine biz rüzgar ediyorduk. Aslında aynı mantıkta bu basınçta bu taneciklerin ağırlığından dolayı buraya doğru ittiriyor ve civa yükseliyor ama 76 santimetre. Eğer bunu suyla yapsaydı ne olur biliyor musun Tonguç Bilemiyorum hocam. Evet bilemezsin çünkü çok aslında zor bir cevap var. Bu 10 metre yukarı çıkardı. 10 metreye bir apartman kadar çıkardı çıkardı. Yani Civa'yla yaptığı için 76 santimetre çıkmış. Yani bir boru bulabilmiş en azından 76 santimetre. Ama eğer suyla yapsaydı bu deney yani su koysaydı kaba ve boruyu daldırsaydı o zaman 10 metre bir apartmanın boyu kadar çıkıyordu. Gerçekten 3 katlı bir apartman boyu kadar çıkıyordu. Ve bu kadar bir boru yok. Dolayısıyla Civa'yla yapmış bu deneyi. Sonrasında Civa'nın aşağı inmesini engelleyen etkiye açık hava basıncı adını vermiş. Açık hava basıncı adını vermiş. Ve bunu ölçen birime de bu 76 santimetre dediğimiz ifadeye de bir atmosfer basınç demiş. Bir ATM ve bu da 76 santimetre civaya denk gelir demiş. Yani açık hava basıncını ilk Torricelli buldu ve civa ile yaptığı deneyle buldu. Eğer bunu suyla yapsaydı tekrar söylüyorum bu 10 metre çıkardı 10,5 metre çıkardı. Ve eğer bunu deniz seviyesinden farklı bir yerde yapsaydı bu 76 diye daha az çıkardı. Deniz seviyesinden yüksekleri çıktıysa basınç azalır çünkü. Dolayısıyla bu arkadaşımızın yaptığı çok önemli birkaç tane şey var. Deniz seviyesinde yapmış. Bir kere sahil kasabasında yaşıyordu. İtalya'nın Bari şehrinde böyle güzel bir sahil kasabasında yapıyordu. Yaşıyordu ve kıştı sıfır derece sıcaklıkta yapmıştı. Ve ...civa ile yapmıştı. Civa bir metal aslında. Ve çok ağır bir metal. Dolayısıyla... ...bu üç tane koşulda... ...76 santimetre atmosfer basıncını... ...bulmuş aslında. Mesela bak... ...burada e, üç tane konum verdim. Burası... E, ...deniz seviyesi diyelim. Burası deniz seviyesi diyelim. Şimdi bir kere deniz seviyesinde... ...açık hava basıncı kaç santimetredir? 76 santimetredir hocam. Süpersin. 76 santimetredir. E, çok doğru. Ama sıfır derece sıcaklık... ...sıfır derece sıcaklık ve e, deniz seviyesi tabii ki buraya yazıyor. Şimdi yine bunların hepsi sıfır derece sıcaklığı olsun. Bir kere buradaki en az basınç hangisinin 71 benim? santim hocam. Harika 71 en az basınç en fazla basınç da zaten 75 buradan görüyoruz. Dolayısıyla en fazla basınç Yukarıda mı olacak aşağıda mı olacak? Yukarıda hocam. Harikasın. Yukarıda en az basınç olacak. Dolayısıyla en fazla basınçla 75'e eşleştiriyorum. En fazla basınç en aşağıda olacaktı çünkü. Ve yukarıda da en az basınç olacak diyorum. O zaman A ile de 71'e eşleştiriyorum. Tabii ki b B'de e, araya giriyor e, pıtırcık 73 santimetre olarak diyorum tomuç araba. Şimdi geldik kapalı kaplardaki basınca. Kapalı kaplarda da aslında... Gaz taneciklerinin hareketleri yüzünden bir basınç oluyor. Yani nasıl hareketleri? Şimdi mesela bu odada şöyle tanecikler olsun. Oksijen, karbondioksit, azot bilmem ne bir sürü tanecik, gaz taneci olsun. Şimdi bunlar hiç durmadan hareket ediyor şeyler Bey. Gazların bir kinetik enerjisi var. Yani sürekli bir yerden bir yere doğru hareket ederler. Asla durmazlar yerlerinde ve bu gazların hareketi aslında sıcaklığa bağlı. Sıcaklık arttıkça gaz basıncı da yani gazların hareketi de artar. Veya işte tanecik sayısına bağlı. Tanecik sayısı fazla oldukça daha fazla e, etrafta hareket olur değil mi evren beyim? Ve hacme de bağlı. Şimdi bu üç tane şeye bağlı olarak gazlar hareket ediyorlar ve bu hareketten dolayı da etraflarındaki yüzeylere mesela şuraya çarpıyor bu ta gaz tanesi. Bu tanecik buraya çarpıyor. Bu tanecik buraya çarpıyor. Bu tanecik buraya çarpıyor. Bu tanecik buraya çarpıyor. Buradaki bir tanecik buraya çarpıyor. İşte bu çarpmalardan dolayı aslında bir basınç oluşturuyorlar. Dolayısıyla ben bu gazı bir kabın içine koyduğum zaman bu gaz taneciği buraya çarpacak. Bu da buraya çarpacak. Bu da buraya çarpacak. O zaman etrafında bir basınç oluşacak kabın çeperlerinde. İşte bu kabın çeperlerindeki basınca biz kapalı kaplarda basınç diyoruz. Ve sıcaklık arttıkça basınç artar. Tanecik sayısı arttıkça basınç artar. Hacim arttıkça basınç azalır çünkü çok geniş bir yerde çarpması daha zor olur, değil mi? Mesela burada ee, bir tane e, x gazı var diyelim ben şöyle diyelim hatta şu gazı aynısını şöyle bir e, şeye koysam o zaman tanecik sayısı aynı olsa burada çarpma daha fazla oluyor. Çünkü sıkıştım bunun hacmi daha fazla bunun hacmi daha az mesela. Burada da mesela şöyle bir özellik var genellikle sorularda çok çıkmıyor ama şöyle göstereyim sana bir tane kabın içerisine iki tane gaz koydum. Ve bunların arasına da şöyle bir ince bir zar koydum ya yani esnek esnek zar koydum ve buradaki basınçları karşılaştırıyorum. Hangisinin basıncı daha fazla sence evladım X gazı gibi hocam. Harikasın. X gazı gibi gözüküyor. Doğru söylüyorsun. Ama bu bir hata. Aslında eğer bu gazla tanecikleri böyle duruyorsa, böyle duruyorsa buradaki basınçla buradaki basınç birbirine eşittir demektir. Çünkü esnek zar olunca basınçlar birbirle aynıdır gazlarda. Bu da ayrıntı bilgi diyorum. Şimdi günlük hayatta açık hava basıncıyla alakalı birkaç örneğe bakalım sana beraber. Mesela süpürge elektrik süpürgesi tamamen açık hava basıncıyla çalışıyor. Buradaki havayı çekince, buradaki havayı çekince aslında bu havayı çekmesinden dolayı buradan açık hava basıncı o dışarıdaki tozlarla beraber tozları içeriye sokuyor. Çünkü sen buradaki havayı çekince buradan açık hava basıncı saldırıyor. Çünkü çok kuvvetli açık hava basıncı. Dolayısıyla elektrik süpürgesi açık hava basıncı prensibine göre çalışıyor. Veya burada mesela zeytinyağını tene şeye dökerken, kaseye dökerken buradan bir delik açarlar. Buradan yukarıdan bir delik açarlar ki buradan açık hava basıncı bastırsın ki o zeytinyağı dışarıya doğru çıksın diye. Bu da mesela önemli bir özelliktir. Veya vakum. Vakumda bastırdığın anda içeriye doğru buradaki havayı boşaltırsın. Dolayısıyla açık hava basıncı yukarıdan dışarıdan bastırır ve vakum oraya deli gibi yapışır. Veya aynı şekilde pipette su çektiğimiz zaman pipetin ucundaki havayı çektiğin anda açık hava basıncı yukarıdan sıvıya bastırır ve senin ağzına doğru o sıvıyı göndertir. Dolayısıyla bunların hepsi açık hava basıncıyla alakalı diyorum. Peki günlük yaşam onda basınç uygulamaları neler? Şimdi bununla alakalı bazı özel e, örnekler var. Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela karda yürürken topuklu ayakkabıyla yürüyebilir miyiz? Batarız hocam. Aynen süpersin. Bak batarız. Bu kadar basit. Batma olmamız için kar ayakkabısı giyeriz. Kar ayakkabılarının e, tabanları geniştir. Tabanları geniş geniş olunca basınç azalır. Basınç basınç azalır ve daha az batarız, karda rahat yürüyebiliriz. Geniş tabanlı olduğu için. Bak burayı da yazıyorum özelliğini. Veya burada mesela bir tır diyelim. Bu tırda iki tane tekerlek de olabilir. Niye dört tane tekerlek var? Hatta burada dört tane, diğer tarafta da dört tane var. Sekiz tane tekerlek var. Niye dört tane tekerlek yok, sekiz tekerlek var burada? Bunun sebebi çok tekerli ee, kamyonların çok fazla yük taşıyabilmesidir aslında. Buraya eşek gibi yük koyarsın. Bu aşağı doğru yolda e, batmaz. Yolda batmayacağı için tonguç Eladım benim ne olur aslında bu basıncı, bu basıncı aslında biz dağıtıyoruz. O zaman çok tekerli olunca basınç, basınç azalır diyorum ve bu azalmadan dolayı da yolda batmaz bu kamyonlar veya lastikleri patlaması hızlıca. Veya bu dozerde yine aynı şekilde geniş tekerlekleri vardır bunların. Bu geniş tekerlekler niye bu kadar büyük tekerlekler? Batmasın çamurda bilmem ne diye. Bu o zaman basıncı azaltan bir faktör diye düşünebiliriz. Veya burada bıçağın bu ekmeği kesebilmesi için bilenmesi. O da tam tersine basıncın artması basıncı artır ki artır ki bu rahatlıkla kessin. Kessin diye basıncı arttırıyoruz diye düşünebiliriz diyorum. Peki Pascal prensibine de bakalım. Pascal prensibini atıyorsun sıvılarda basıncın her yönde iletilmesi aslında biz Pascal prensibi olarak adlandırıyorduk. Sıvı basıncında bunu görmüştük aslında. Pascal prensibine göre çalışan aletlere bakacağız seninle beraber. Prensibi denir. Pascal prensibi demişti ki sıvılar kendi üzerlerine uygulanan basıncı her yönde iletirler. ve bununla alakalı anahtar bir kelime söylüyorum sana hidrolik. Hidrolik bütün sistemler hidrolik içinde geçen her şey aslında Pascal prensibiyle çalışır. Mesela hidrolik e, lift buna e, hidrolik hidrolik e, lift ...derler. Kaldırma, asansör derler. Hidrolik asansör mesela. Veya... E, ...burada berber koltuğu vardır. Bu da hidrolik sistemle... ...yapılmıştır. Berber altında... ...ayağında böyle bir tane pedal vardır. Basar... ...buradaki sıvıyı... E, ...bastırır o da, o da yukarıya doğru... ...çocuğu çıkartır. Veya hidrolik... ...fren, hidrolik... ...direksiyon. Bunların her birisi... ...aslında... E, ...bizim Pascal prensibine göre... çocuğu ...veya itfaiye araçlarındaki... E, ...merdivenler... Bu itfaiye merdiveni mesela itfaiye itfaiye merdiveni aslında hidrolik sistemle çalışıyor diyebiliriz. Hadi bakalım seninle beraber birkaç tane soru çözelim. Alman bilim insanı Otto von Guericke 1693 yılında Magdeburg şehrinde bakırdan yapılmış iki büyük yarım küreyi birleştirerek içerisindeki havayı boşaltarak yarım küreyi birbirine geçirmiştir. İçindeki havayı boşaltmış. Çok dikkat edelim. Bu yarım küreleri ayırmak için yarım kürelere zıt yönde kuvvetler uygulan, hatta şöyle bir e, görseli de var bunun. Böyle atlar e, şey yapmış. Atları buraya bağlamış. E, böyle atlarla bunu çekmeye çalışmış. Şuradan bir at çekmiş. Ondan sonra buradan bir at çekmiş ve bu atlarla bunu ayıramamış. Eşek kadar şey. Yani nasıl ayıramamış? Çünkü içi hava, hava doluydu. Onu boşaltmış ve burada hiçbir şey yok. Arada ne uhu var, ne bir şey var, hiçbir şey yok ve uygulan uygulanan atları bağladı ancak yarım küre birbirine ayrılmadı. Alman bir madanın yaptığı deneyle ilgili yorumlar hangileri doğrudur demiş. Hemen bakalım. Kürelerin ayrılmamasının nedeni kürelere dıştan etkilen açık hava basıncıdır. Evet doğru. Burada açık hava basıncı içeride hava olmadığından dolayı havayı boşalttığımızdan dolayı aslında bastırıyor ve bu kürelerin birbirine ayrılmamasını sağlıyor. Arada hiçbir şey birleştirme unsuru vida mida hiçbir şey yok ya. Yani. Doğru. Kürelerin içinde hava olsaydı birbirini ayırmak kolay olurdu. Evet doğru çünkü bu açık hava basıncı içerideki hava basıncıyla dengelenir ve küreler hemen tak diye çözülürdü birbirinden. Buradaki ana sır içerisinin boş olması, boşluk olması, içerisinin havasının boşaltılmış olması. Doğru. Boş meyve kutusunun içindeki hava boşaltıldığında kutunun içeri çökmesiyle benzerdir. Evet doğru. Bunlar metal küreler olduğu için içeriye çökmüyor çünkü metal sağlam bir şey ama eğer bu teneke kutu olsaydı veya işte boş meyve kutusu olsaydı içindeki havayı boşalttığın anda zaten böyle büzüşürler. Dolayısıyla benzer bir özellik cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Bir öğrenci dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutuyu tablodaki durumlarla üç farklı yüzeyi üzerine koyarak kutunun zemine yaptığı basınç değerlerini kaydediyor demiş. Bakalım. 1, 2, 3. durumlar. Tamam. Kutunun zemine temas eden yüzey alanı 2A, 5A, 10A. Tamam. Yaptığı basınç 5P, 2P, P. Bak Yüzey alanı arttıkça basınç azalıyor. Zaten bunu söylemiştik. Katı basıncında ters bir ilişki var. Tamam. Buna göre aşağıda günlük yaşam örneklerinde hangisinde öğrencinin yukarıda yaptığı değişikliğe benzer bir değişiklik yapılmamıştır diyor. Tamam. Trenlerin tekerlek sayısının arttırılması. Şimdi yüzey alanının genişletilmesiyle bağlantılı tren metal bir şey. Ne kadar çok tekerlek takarsan o kadar basıncı azalır ve o raylar bozulmaz. Doğru. Buna benzer bir değişiklik yapılmış ağır iş makinelerinin ve tankların paletlerinin yüzey alanı genişletilmesi. Evet yüzey alanı genişlettiğin anda aynı buradaki gibi basıncı azaltıyorsun. Dolayısıyla bu ağır iş makineleri ve tanklar batmıyor yollarda, çamurlarda. Bıçakların ağız kısmının bilenmesi tam tersine basıncın arttırılması ile orantılı. Burada azaltıyoruz basıncı yüzey alanını arttırarak. Burada tam tersine yüzey alanını azaltıyoruz. Sivriltiyoruz ki basıncı artsın diye. Bu yanlış. Karda yürürken normal ayakkabının üzerine kar ayakkabısı eklenmesi evet basıncı azaltma ile alakalı batmayalım diye cevabımız C seçeneği. Sıvılar sıkıştırılmadığından üzerlerine uygulanan basıncı her yönde aynı şekilde iletirler. Tamam bu Pascal prensibi olarak bilinir. Pascal prensibinin uygulamasını günlük yaşamda pek çok sistemde görmemiz mümkündür. Hidrolik itfaiye merdiveni. Bak hidrolik kelimesi ana unsurdu. Buraya dikkat edelim. Şekilde Pascal prensibinin uygulamadan biri gösterilmişti demiş. Buna göre Pascal prensibiyle ilgili ifadelerin hangileri doğrudur demiş. Bakalım otomobil tamir lifti, berber koltukları, damperli kamyon hidroliklerinde kullanılır doğru. Hidroliklerde kullanılıyor, berber koltuğunda kullanılıyor, tamir liftinde kullanılıyor. Sıvıların basıncı her doğrultuda ve her yönde eşit olarak etmesinden yararlanılır. Evet doğru zaten Pascal prensibinin mantığı buydu. Uygulanan kuvvetin etkisini değiştirir. Evet doğru her yönde iletir ve farklı e, yönlere ee, aslında yöneltiyor kuvveti. Kuvvetin etkisi sen buradan bastırıyorsun buradan bastırıyorsun. Buradan çıkıyor etkisi. Dolayısıyla etkisini değiştiriyor. Gerçekten de cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. O zaman hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın. Meydan okumayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Tonguç Dershane sundu.